Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere FNAF hikayesini tüm gerçekleriyle anlatacağım. Bu arada FNAF filmi hakkında önceki videolara çok soru geldi. Bu konu hakkında şöyle küçük bir video yapmak istiyorum. Yorum kısmına FNAF filmi hakkında bildiğiniz ne varsa yazarak bana destek olabilir. Bir dahaki videoda çıkma şansı elde edebilirsiniz. Hani yorumunuzu videoda gösteririm. Ayrıca aklımda şöyle yeni bir konsept var. Siz değerli FNAF Türkiye kitlesi için yabancılarda olan FNAF meme incelemesi kültürünü Türkiye'ye getirmek istiyorum. Sizin yapacağınız meme postlarını kendi videomda inceleyip işte güldüm ya da gülmedim ya da siz güldünüz mü siz gülmediniz mi şeklinde bir inceleme videosu yapmak istiyorum. Bunun için kafamda iki tane platform var. Birisi Facebook grubu açmak. Facebook grubuna sizin sanırım post yapmanız daha kolay. İkincisi ise bir Reddit topluluğu oluşturmak istiyorum. Reddit topluluğu biraz daha kafa karıştırıcı sanırım, biraz daha kullanımı zor. Ben Facebook grubu açmaktan yanayım ama sizlerin fikri benim için çok önemli. Bu yüzden yorum kısmına Facebook mu Reddit mi, hatta şu yukarı bir anket koyarım muhtemelen. Son olarak da topluluk demişken kanalımızın topluluk sekmesi açıldı arkadaşlar. Bugünden itibaren her gün anketler ve sizlerin yaptığı yorumları, kendi beğendiğim yorumları paylaşacağım. Yani şöyle söyleyeyim, beğendiğim yorumları topluluk sekmesinde böyle güzel bir şekilde paylaşacağım. Anketler yapacağım. Hatta bugünün anketi belki şey olur işte. Hangisini seçerdin? William Afton vs Henry Emily yapardım mesela böyle. Ya bu en basiti ama topluluk sekmesinde tabii ki sizlerin yorumlarını dinleyerek daha büyük şeyler yapabiliriz. 1700 abone olduk şu an ben bu videoyu çekene kadar. Hızlı gelişiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok fazla uzattım sanırım. Artık videoya geçelim. Takvimler 1970'leri gösterdiğinde Henry Emily ve William Afton adında iki arkadaş bir işe giriştiler. Planlara göre güzel, mütevazi bir aile restoranı kurulacaktı. Henry mekanda ortağının ve kendisinin giyebileceği ilk animatronikleri icat etti. Fred Bear ve Spring Bonnie. Bu animatronikler hem otomasyona bırakılabiliyorlardı hem de bizzat giyilebiliyorlardı. Mekan açıldı. İşler cidden iyi gitti. Hatta ikinci bir mekan bile açıldı. Tabii yeni mekan demek, yeni animatronikler demek. Freddy Fazbear, Bonnie, Chica ve Foxy de ekibe katıldı. Puppet'a gelecek olursak muhtemelen ilk mekanda bile vardı. Tabii farklı görünüyordu. Günlerden bir gün mekanın rutin partilerinden birinde Henry'nin kızı Charlie de içerideydi. Henry kızına çok değer veren bir adamdı. O zamanlar güvenlik robotu olan Puppet'ı eğer yeşil bir bileklik dışarı çıkmaya kalkarsa durdur şeklinde programladı. Ve yeşil bilekliği kızına taktı. Ama her şeye rağmen Charlie bir şekilde dışarı çıktı. İşin garip kısmı, Charlie mekana geri giremedi. Daha sonra mor bir arabadan inen adam kızı öldürüp dükkanın arka kısmındaki çöplerin arasına bıraktı. Güvenlik Puppet yerinden ayrılabildiği andan itibaren dışarı çıkıp Charlie'yi arıyor. Bulduğunda Charlie'ye sarılıyor. Charlie daha sonra Puppet olarak uyanıyor. Nasıl gerçekleşti hiçbir fikrim yok. Ve işin arkasından Henry'nin iş ortağı William Afton çıkıyor. Peki neden? Çünkü William Afton kalıntı maddesini keşfetmişti. Ve bunun üzerine deneyler yapmaya başlamıştı. Amacı da kalıntı toplamaktı. Kalıntıya gelecek olursak organlar olmadan ruhunuzun yaşayabilmesini sağlıyor. 70-80 derecelerde eriyip bozulmaya başlayan sıvı ile gaz arası bir madde. William bu kalıntı toplama işini iyice büyütüyor. Kaza süsü verip çocuklardan kalıntı toplamak için Circus Babies Pizza World'u kuruyor. Buradaki tüm robotlar çocukları öldürmek ve kalıntılarını toplamak için birer tuzak. William çocuklarını olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor. Ama bir gün Elizabeth ve Evan gizlice Baby'nin yanına gidiyorlar. Baby Elizabeth'e bir dondurma uzatıyor. Elizabeth tam dondurmayı alacakken Baby Elizabeth'in canını alıyor. Tabi bu sırada Evan her şeyi gördü, unutmayın. Evan ismi nereden geliyor diye soracaklar için Golden Freddy teorisi videomda her şeyi açıkladım. Elizabeth'in ölmesiyle beraber Bayan Afton intihar ediyor. Ve bir şekilde Ballora'nın kontrolünü ele geçiriyor. William eşini ve kızını kısa sürede kaybedince artık eve geç dönmeye başlıyor. Kendini işlerine kapatıyor. Bu sırada Evan abisi Mike ile yalnız kalmaya başlıyor. Tabii Mike da ona kötü şakalar yapıyor. Evan da bu şakalardan ve animatroniklerden fazla korkuyor. Sebebi ise hatırlayın, kardeş Elizabeth'in ölümünü görmesi. Düşünsenize, böyle tatlı görünümlü bir şeyin karnından bir el çıkıyor ve gözünüzün önünde kız kardeşinizi çekip öldürüyor. Ben olsam ben de korkardım herhalde. Michael bir gün arkadaşlarıyla Evan'ı Fred Bear'ın ağzına sokuyorlar. Mike ve arkadaşları bunun komik olacağını, herkesin güleceğini sanıyorlardı. Ama maalesef
işin sonu kanla bitiyor. Evan, Fred Bear'ın çenesinin arasında kalıp yoğun bakıma kaldırılıyor. Yoğun bakım sürecinde Evan, FNAF 4'te oynadığımız kabusu yaşıyor ve 5 günün sonunda hayatını kaybediyor. Ve ısırdığı için Fred Bear'ın ağzını çok büyük hayal ediyor. Tabi karnında da bir ağız hayal ediyor ki bu da Baby'nin Elizabeth'i öldürme anına bir referans. Yani cidden böyle bir animatronik olma ihtimali var mı ya? Gerçekten bunu hala animasyonlarda kullanıyorlar. Böyle bir animatronik yok arkadaşlar. Fred Bear şu şekilde, yani düz Golden Freddy. Evan'ın kalıntısı bir şekilde Fred Bear'ı, yani Golden Freddy'nin kontrolünü ele geçiriyor. Artık 80'lere doğru geliyoruz. William, oğlu Mike'ı artık sadece yedek parça ve kiralık animatronik hizmeti veren Circus Babies Entertainment and Rental'a annesini ve kız kardeşini bulması için gönderiyor. Baby ve diğer animatronikler onu babası William sanıyorlar. 5 günün sonunda Mike tuzağa düşüyor ve scooplanıyor. Peki scooplanmak ne demek? Kişinin içindeki organları çıkartıp yerine kalıntı enjekte etmek. Daha sonra Mike'ın boş bedenine Ennard giriyor. Ennard da Sister Location'daki animatroniklerin kendilerini birleştirmiş hali. Tabii kendi yöntemleriyle. Bunlar yaşanırken William kardeş mekanda cinayet serisine devam ediyor. 5 çocuğu öldürüp animatroniklerin içine saklıyor. Puppet, yani Charlie de onlara hediye, yani hayat vererek intikam alabilmeleri için diriltiyor. Bu durum sadece ana beşli için değil, diğer robotlar için de geçerli. William'ın yaptığı tüm bu cinayetler mekanda güvenlik görevlisi olarak iş yapan Jeremy'nin gündüz vardiyasına geçmesine sebep oluyor. Ne büyük şanssızlıktır ki Mangle'ın yaptığı bir arızadan dolayı hayatını kaybediyor. Bu sırada ana mekan kapanıyor ve yeni robotlarla beraber kardeş mekan açılıyor. Mangle ve Jeremy olayı da zaten tam da burada gerçekleşiyor. Bu sırada da Mike Ennard'ı kanalizasyona kusuyor ve kendi kontrolünü ele alıyor. Ve ana mekan yenilenmiş robotlarıyla beraber tekrar açılacağını duyuruyor. Mike tek tek bütün mekanları sırasıyla dolaşarak ruhları serbest bırakmaya, kısacası babasının yaptığı pislikleri temizlemeye çalışıyor. William ana mekana geri dönüp animatroniklerin kendi kendilerine hareket ettiklerini görüyor. İncelemek için onları bu eski mekanın artık kullanılmayan güvenli odasına çekip parçalarını ayırıyor. Güvenli oda arkadaşlar... animatroniklerin içeride herhangi bir hareket yapamadığı, içeridekileri göremediği yer. Yani bir nevi animatroniklerden korunmak için yapılmış bir yer. Bir müddet sonra animatroniklerden çıkan ruhlar William'ı bir odada sıkıştırıyorlar. William korkudan ne yapacağını şaşırıyor ve Spring Bonnie kostümünün içinde saklanmayı deniyor. Ancak kostüm William'ı iç iskelet olarak algılayıp yaylarını William'a geçiriyor. William Afton kendi kanında boğuluyor. Aradan geçen 30 yılın ardından Henry'da birileri tarafından ana mekan bir korku müzesi olarak tekrar açılıyor. Mike da babasıyla yüzleşebilmek için buraya gelip güvenlik görevlisi olarak işe başlıyor. Haftanın sonunda Michael babasına şu konuşmayı yaparak daha sonra da mekanı yakıyor. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Springtrap mekandan kaçmayı başarıyor. Kaçarken de yanan parçalarını yedek Spring Bonnie kostümüyle değiştiriyor. Yani farklı görünmesinin sebebi bu. Hikayenin bu kısmından sonra kalanlar sadece William Afton yani Springtrap, Elizabeth Afton yani Baby, Evan ve Cassidy yani Golden Freddy, Charlie yani Puppet ve son olarak da Ennard'dan Baby'nin ayrılmış hali Molten Freddy.
Yani anlayacağınız bütün Afton ailesi burada. Henry yılların ardından ortaya çıkıyor ve Mike'a kendi restoranını kurması için iş veriyor. Ve kalan tüm animatronikleri de buraya çekiyor. Bir daha kimseyi diriltmemesi için de kendi kızı Charlie'yi Lefty ile etkisiz hale getiriyor. Haftanın sonunda Henry herkesi bu mekana bir plan için topladığını ve kızı Charlie'nin en başından beri geri döneceğini bildiğini ve bu mekanın kendi de dahil herkesin sonu olacağını söylüyor. Mekan her şeyle birlikte yanıyor. Yani anlayacağınız FNAF'a dair her şey. Buradan sonrasında oyunu daha çıkmadığı için söyleyeceğim hiçbir şey kesin değil. Aslında bütün videoda böyleydi ama buradan sonrası ekstra bir kesin değil. Bir şirket yangından kalan robotların çiplerini alırken Springtrap'in de çipini alıyor. Ve FNAF VR yapılırken William Afton'ın sanal bir kopyası oluşmuş oluyor bu şekilde. Ve Glitchtrap yeni yapılan dev mekanda Pizza Plex'in güvenlik görevlisi Vanessa'ya bir şekilde ulaşıyor. Ve orada onu ve diğer animatronikleri kontrol ederek yeniden serisine devam etmeye çalışıyor. Arkadaşlar yaptığım hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Videonun başına dediğim şeyleri muhakkak yani FNAF mizahını kesinlikle yapmak istiyorum bunu. Türkiye'de Türkçe bir şekilde FNAF mizahı yapmak istiyorum. Yorumlara ve ankete mutlaka katılın. Beraber bu FNAF mizahını Türkiye'ye taşıyalım diyorum arkadaşlar. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki FNAF teori videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.